Merhabalar. Bugün size bir pense çizmeyi göstereceğim. Biliyorsunuz pense nasıl bir alet olduğunu bildiğiniz bir el aleti. Öncelikle çizeceğiniz ürünün imkanınız oldukça yakından bir incelemesini yapmanız her zaman yarar var. Görüyorsunuz üstünde birçok geometrik formun olduğu bir alet. Mesela burada bir piramit durumu var, görüntüsü. Burada bir silindir var. Ondan sonra yine burada dişlerinin olduğu yerde böyle birçok farklı. Görüyorsunuz burası bir kare. İki parçada oluşuyor filan. Arkasında plastik bir sap var. Evet. Bu şekilde pensemizi çizmek için her zamanki yöntemimiz olan dikdörtgen bir forma oturtacağız bu. Yani bizim önceki videolarımızdaki konteyner kutumuz vardı ya, ufuk çizgisinin altında duran. Ufuk çizgisinin altında duran konteyner kutusu gibi düşünün bunu. Buraları gözünüzde tamamlayın şöyle kutu şeklinde. İki kaçışlı. Bir şöyle kaçan, bir de böyle kaçan. Bir perspektifle bu penseyi kağıdımıza çizebiliriz. Pensemizin pozisyonu şöyle olsun. Şimdi pensemizin 1 boy, 2, 3 boy. Hemen hemen şu kısmı 3 boyda tamamlıyor. Çok uzun bir kaçış olan, yani kaçış noktası olan bir çizgi düşünüyoruz. Evet, orta kısmı şuraya yaparsak, yani pensemizin şu kısmını. Hesabımıza göre. Yardımcı çizgi. Sonuçta bu obje ortasından ikiye bölündüğünde iki eşit parçaya bölünür. Burada öyle bir yuvarlak var ki, bu yuvarlakta perspektif olarak silindir olarak düşünün. Bu kısım gözükmüyor. Güzel.
Bazen çizgilerle de böyle hacmin veya modlajın, yani modelin görüntüsünü vermek gerekebilir. Ben sevmedim. Pensemizin çizimini yapmış olduk.